2014'ten sonra artık tamamen Rio'ya gidebilirim yani. 2016 olimpiyatlarına gidebilirim demeye başladım. O dönem birçok kişi daha yaşın ufak, gidemezsin, çok zorlama, şöyle yapma, böyle yapma diyenler oldu. Ama Gökte abi ve teknik ekip bana her zaman inandı. Başarabileceğime benim de zaman zaman düştüğüm, olmadığım zamanlar oldu o zamanlarda. Onlar çok fazla desteklediler. Annem babam çok fazla destekledi. Ve Rio'ya gittim ben. Avrupa ikincisi oldum. İlk defa Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bir erkek sporcu kürsüye çıktı. Kotayı Avrupa kıtasının birincisi olarak aldım. Ve Rio'ya gittim. Sonra dediğim gibi benim hedefim Rio için şeydi, gidebilmekti. Sonra Rio benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Rio'dan sonra fark ettim ki madalya kazanmak benim sandığım kadar zor bir durum değil. Sonra Gökter'le oturup konuştuk bunları hepsini detaylıca. Ondan sonra tweet, meşhur tweet'i attım ben zaten. Çok çalışıp 2020'de altın madalya kazanacağım diye. Yani çok sana. Türklük var adımda yaptığım sporda. yani inanılmaz inanılmaz gurur verici. Orada olimpiyatlarda kürsünün en tepesinde olmak, ister maaşını okumak, işte arkamdaki insanların, teknik ekibin, onların çalışmalarının, fedakarlıklarının, benim çalışmalarının, fedakarlıklarının hepsinin bir karşılığını görmek ve bununla yani nasıl, çok da aslında anlatılacak, terimler çok da anlatılacak bir durum yok aslında ama yani tamamen emeklerinin karşılığını aldım. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekten bizim için çok tarihi bir yıl. Aynı zamanda yani ilk 100. yılda ilk okçuluğun dünya altın madalyasını ve erkek takım dünya ikinciliğini aldık. Yani her şeyin ilklerle de olduğu ve gerçekten 100 yıllık tarihin içerisinde ben 100 yılı nasıl kutlarman gerekirdi? Bizim için bu şekilde kutlanırdı yani bu 100 yıl. O yüzden yani bu 100 yıllık sürece biz de kendimizi spor olarak, çünkü orada biz ülkeyi temsil ediyoruz. Aldığımız başarılarla bu 100 yıllık tarihin ucundan kıyısından bir yerlere ismimizi yazdırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Tabii ilk 100 yılda bir altın madalyaydı. İkinci 100 yılda iki altın madalya yakışır bence de. Bu yine aynı şekilde inanıyor musun? Hani o tweet inancı var değil mi sende? Tabii şu an çok daha fazla var. Çünkü hep iki olimpiyata da Gökte abi ve ben tek başıma gitmiştim yani sporcu olarak. Ama bu sefer erkek takım olarak gideceğiz. Yani takım arkadaşlarımın yanında olduğumu bilmek, onların desteğinin birebir arkamda olduğunu bilmek çok daha fazla gurur ve çok daha fazla özgüven veriyor bana. O yüzden Paris'te hem bireysel hem takımda madalya alacağımızı yüzü inanıyorum yani. Minimum iki altın madalyamız var Paris'te. Benden sonraki neslin de bu elde ettiğimiz başarıları üstüne koya koya ilerleyip bizim gerçekten okçuluk piyasasında, okçuluk camiasında önemli söz sahibi bir ülke olduğumuzun kanıtlamaları gerekiyor. O yüzden beni örnek alan yani sporcu arkadaşlarımın ileride işte bundan 5 sene sonra, 4 sene sonra televizyonda işte bir dünya şampiyonu olduktan sonra, bir olimpiyat şampiyonu olduktan sonra kalkıp da ben Metagazoz'u seyrettim, onun sayesinde başladım demesi gerçekten olimpiyat şampiyonundan çok daha büyük bir gurur, çok daha büyük bir mutluluk benim için. Yani şu an düşününce bile çok olağanüstü geliyor. Başıma gelirse bilmiyorum nasıl bir duygu halinde olurum.
bakalım anlarız ilk günü.